Objective Network'e hoş geldiniz. Ben Yiğit. Bugün yine Orçun'la beraberiz. Merhabalar. Bugün objektivizm hedonizm midir? Onu konuşacağız. Önce şeyden başlayalım. Hedonizm nedir'den başlayalım. Hedonizm insanın sürekli... Yapmasak mı ya? Ya hava da çok güzel bugün. Dışarı çeksek mi? Kaydı kapatalım o zaman ya. Evet, tamam, kapatıyorum ben. Gidiyor muyuz? Olaya bak. Neredeyiz lan? Böyle bir park gibi bir yer ama bilemedim ben de. İyi ki demişim ama dışarı çıkalım diye. Güneş yok. Aynen. Hava inanılmaz güzel. Gıpgri Ankara havası. Gıpgri Ankara havası. Yok ya, bugün güzel. Seymenler'deyiz bugün. O yüzden içiyoruz. Yoksa Seymenler dışında başka bir yerde içilir mi? Hayır, tabii ki. Tabii ki de Ankara çünkü olarak. Çünkü kapanma olduğu için zaten başka bir yerde içemeyiz. Aynen öyle. Bugün neden konuşacaktık? Fobiler mi? İyi oldu ya çıktığımız bu arada. Bence de iyi oldu ya. Ofiste bunalıyor insan. Evet. Şey de bunalıyordur, seyirciler de bunalıyordur. Bunaldınız. Sürekli, yorum yazın. Bunaldığınızı yazın. Görmekten. En azından iki tane yeni kitap alsak da sürekli şey olmasa, aynı anda kitaplarını görmeseler. Aynen öyle. Siz de mi aynı anda sıkıldınız? Komünizme bak. Bugün komünizmin faydalarından bahsedeceğiz size. Geldiniz için teşekkürler. Bir anda. Bak, farkında mısın? Şeye çıktık, nasıl şey ettik, gülüyoruz, evet, ediyoruz. Evet, ne kadar uyuyordun sen ofisteyken. Ya ben de uyuzdum da sen daha uyuzdun bence. Hayır, sen daha uyuzdun. Belki de biradan kaynaklı, bilmiyorum şu an neşemizde. Olabilir. Sen ne içiyorsun? Parlener, München. München. Oktoberfest bier. Oktoberfest? Ya. Oktoberfest ya. Ben nasıl Çin'i taklit yapacağımı bilmiyorum. Galiba köpek bulursam onu keseceğim. Qingzao. Qingzao içiyorum ben de. Ha, bu arada şey, sponsor falan değil yani. Evet. Gelirken aldık. Kendi paramızla aldık çünkü objektifsiz. Çünkü objektifsiz. Kimse bağışlamadı bize bunları. Evet, bugün neyden bahsedecek? Bira içmekten bahsedeceğiz yine. Sanki onunla ilgili uzun bir bölümümüz vardı. Yaptık mı ya? 40 dakikalık falan. Sadece bira içmekten bahsettiğimiz. Güzel. Neyse, canlı da göstermiş olduk işte. Bağımlı olduğumuzu. Aynen. Kocak yer bulamıyorum şu an. Bugün biraz üretkenlikten mi bahsetsek? Tabii ya. Hazır ofisten kaçtık, parka geldik falan. Ya biz hala üretiyoruz düşünürsen. Üretmek sadece ofiste olmuyor. Üretiyoruz ama sence burada daha mı iyi üreteceğiz yoksa ofiste mi daha iyiydik? Yoksa yorum evden yazın. Çalışsak mı daha iyi olurdu? Yorum yazın alta. Nerede yorum çalışalım? Yorum falan yazmasın, her şeyi onlara mı soracağız ya? Ben kendimi bıraktım artık seyirciye. Ne isterlerse onu yapacağım artık. Bence sanki bu da yani şimdi çalışan insanın motivasyonu mühim bir şey. Hele biz biraz da hani yaratıcılık yapıyoruz aslında biz içerik ürettiğimiz için. Yani çok yaratıcı değil içeriğimiz ama hani yaratıcılık yapıyoruz diyebiliriz herhalde. Çünkü yaratmak aynı anda mahsus. Bu garip bir bölüm olacak sanırım da. Ha, keseriz buraları. Bence kesmeyin daha iyi. İyi, tamam. Yorumlarda söyleyin, sincap. Buraları keselim mi kesmeyelim. Sincap geçiyor. İnşallah kamerada çıkar sincap. İşte bak, bu yüzden üretken değiliz. Dikkatin dağılıyor hemen. Ama ben de... Ofiste her şeyi kaldırdık, senin dikkatin dağıtacak. Dur başlayalım. Üretkenlik kısmından bir alalım ya. Olmuyor. Ya bir sürü güzel muhabbet yaptık. Ya yapıyoruz da bunları hani Objective Network adını altına paylaşır mıyız emin değilim. Hani, tamam, ben kendi adımla paylaşırım bu sefer. Orçun Koçak Network. Zaten Ok Network. Bok Network. Ben gidiyorum. Dur gitme. Geri gel. Tamam, geri gel. Eski sevgilim. Üretemiyoruz acı. Üretkenlik olmuyormuş burada. Dur başlayalım. Ben bu kısmını... Üretkenliği mesela... insanların bence çok ikiye bölündüğü bir konu. Şu son iki senedir yaşadığımız süreçle birlikte şöyle bir şey var. Birçok insan evden çalışmaya başladı. Bir yandan zorunlu olarak çalışanlar vardı. Bir yandan seçenek sunulduğu halde evi seçenler vardı. Özellikle ailesi falan olan insanlar için tabii büyük nimet. Mesela İstanbul'dakiler için 2 saat, 2,5 saat yolda geçirmek yerine evden çalışıyorlar. Beyaz yakalılar için evet. Sence evden çalışmak üretkenliğe... Ben imkanı yok, yapamıyorum. Üniversite hayatımda da aynı şekilde. Ya herkesin bir kendi böyle şey alanı vardır ya, adandığı alan vardır ya. Mesela yatağa ben sadece şey, hani ancak uyumak için gireceğim. Hani
Çünkü yatağa girdiysem atam şimdi uyuma zamanı yatakta değil, kendim şey diyorum. Yatakta çalıştığın ne iş yapıyordun ki? Hayır hayır, hani böyle insana böyle yatakta miskinlik falan yaparsa, hı, yapar ya. Yok, uyandığım anda yataktan kalkacağım ve üzerine örteceğim. Tamam mı? Bir daha yatağa girmeyeceğim ta ki uyuyana, uyuma moduna girene kadar. Ya da başka bir şey için belki kullanırsın yatağı. Estağfurullah, daha neler var. Yogadan bahsediyordum ama. Yatakta yoga yapılmaz, yerde yapılır yoga. Yer pisse ne yapacaksın? Temizle. Allah Allah, üretken ol biraz, temizle. Şimdi bu evden çalışma konusunda ben de 1,5 sene falan evden çalıştım yani. İşim bilgisayar üzerindendi. Bir ofis açmam çok absürt olurdu zaten. Tek başıma sözleşmeli çalıştığım bir işti. Bence nefret bir şey. Yani çalışma alanınla yaşama alanının aynı olması hem o, evet, beyindeki kopuşu, ayrışmayı çok zorlaştırıyor. Yani ne bilgisayarın başından kalkıyorum, İş bitti diye. Ondan sonra tekrar bilgisayarın başına gelip dizi açıyorum. Koltuğa geçiyorum mesela falan. Yani bu aptalca bir şey. Cycle yaratıyor. Birebir aynı sebepten dolayı ben şey demiyordum. Böyle üniversite döneminde dahi böyle hani Ankara'da yaşıyorum. Ailem burada, kendi odam var. Hani böyle şey, yurtta kalıp böyle çalışacağım ortam falan da değil. Baya kendi odam var. Ona rağmen ben evden çıkıyorum. Hiçbir zaman ben evde çalışmadım. Zaman düzeltiyorum. Ben hiçbir zaman evde çalışmadım. Böyle ne zaman evde çalışmak zorunda kalsam şey böyle odaklanamıyorum, edemiyorum. Çünkü bir noktada oyun var böyle. Televizyon var, dikkatimi dağıtacak bir sürü şey var. Onların orada ulaşabilir olması dahi benim çalışmama engel. Ama mesela ben genelde nereye gidiyorum? İşte Ankara'da bilenler bile mini kütüphane vardır. İşte Uyanık Kütüphane vesaire, bir dolu kütüphane Seminer var. Seminer Parkı var. Seminer Parkı var. Mesela şu an yaptığımız gibi çalışmak yani için geldiniz. Yani sincaplar dikkatini dağıtmadığı sürece çalışabilirsin. Nerede? Ya bayağı hani odaklanmakta sıkıntı çekiyordum. Ama mesela kütüphaneye gidiyorum işte ya da başka insanların çalıştığı bir ortama girdiğimde çok belki altruistik bir şey bilmiyorum da onlar çalışıyor, beni hani çalışmam lazım gibi bir şey hissediyorsun. Böyle yalnız kalınca yapamıyorsun, çalışamıyorsun ya. Ben yapamıyorum tabii, en azından. Tabii ki o tür bir motivasyon var. Onun yanında bir de şey var. Gene bu son 2 yıllık döneme bakarsak belki normal şartlar altında atıyorum haftanın 3 günü evden çalışıp 2 gün ofise gitmek hoş bir deneyim olabilirdi ama hatırlıyorsun her yer kapalıydı bir ara. Aynen. Evden çıkabileceğin yerler yoktu. Mesela parka geldiğinde banklara oturmana izin vermiyorlar. Daha çünkü buraya gelirken konuştuk. Çimlere oturabiliyordun ama banka oturamıyordun falan. Ya da şey polisler geziyordu, şey seni kaldırıp gönderiyorlardı. Burada ben çok gördüm mesela öyle. 4 kişi oturuyorlar diye polis gelip dağıtıyordu ayrı ayrı oturun işte diye. Çevik kuvvet, sen ne dedik değil mi? İşte bayağı çevik kuvvet falan gelmişti şey Seymenler Parkı'na. Dağıtmaya. Eylem aynen, falan aynen, yok yani. Aynen. Sadece insanlar oturuyor, piknik yapıyor diye. Ki bu artık en düşük noktada normalde parka gitmeyi sevmeyen insanların bile lanet olsun dışarı çıkabilelim diye yaptığı bir aktiviteydi. Tabii. Onu da yapamadığın hallerde bir de evden çalışıyorsan yani aynen sabır versin, ne diyeyim. Amin. Yorumlarda belirtin kim editlesin videoyu. Biz acaba şey mi, Patreon'dan böyle roll footage'ları falan yayınlasak mı ki? Çok fazla para kazanırız, vergisini ödeyemeyiz. Yani roll footage, roll yayınlıyoruz diyeyim. Aynen, aynen. O belki OnlyFans'dan olabilir ama. Enteresan bir şey, bazı jiu-jitsucular OnlyFans hesabı açmışlar. Sucular mı? Jiu-jitsucular. Ha, jiu-jitsucular, okey. Şey diye böyle, hani biz burada tekniğimizi burada paralı satalım diye. Tek mantığı bu, hani şey, o tarafın bir taraflarını açmıyorlar ama yine para kazanıyorlar. Anladım. Üretkenlik. Bak yine üretkenlik adamlar, adam üretebiliyor. Aynen öyle, yani şey, üretkenlik ilginç bir konu işte. Bugün seninle mi konuşuyorduk? Kendi kendime mi konuşuyordum, merhaba. Yok canım, hiç dikkatimiz dağılmıyor. Yok, dağıl kesinlikle. Bizim doğa engel oluyor üretmemize. Çok güzel ya. Sincap değil mi? Aynen. Ne yapıyor sincap? Mesela John Galt diyorum. Aynanın karakterleri muazzam, aslında üretken karakterler. Hatta daha önce de konuşmuştuk sanırım. Aynanın karakterleri böyle çok karikatürize oldukları için. Üretkense en üretken o olacak. İdealistse en idealist o olacak. Kadınlara en çekici şeyse, çekiciyse en çekici o olacak. Ya karikatürize yani abartılmış derecede. Hepsi böyle yarı tanrı übermenç karakterler. Ama onların üretkenlikleri ilginç mesela. Bugün işte seninle konuşuyorduk şeyin. Howard Roark'un üretmediği dönemler oluyor. Niye? İdealist ve kendini mutlu etmeyecek ürettiği şeyler. Yani oradan belki şeye gelebiliriz. Sadece üretmek için üretmek anlamlı bir şey mi? Üretmenin tatmin edici olması gerekiyor mu? Ya da toplum tarafından bu kabul görmesi gerekiyor, değer görmesi gerekiyor ürettiğin şeylerin.
Ya bence ya toplumun hiçbir bence hani eğer kar amacı gütmüyorsa toplumun pek bir şeyi yok bunda. Hani söz hakkı yok diye düşünüyorum. Üretmek hani kendi tatminin için gereken bir şey. Şimdi benim bu konudaki en büyük örneğim aslında yalan değil. Konuyu en başta oraya getirmek istedim ben. Hobiler. Tamam mı? Hobiler üretkenlik bir örneği gibi geliyor bana. Bu şeydeki İlla... Lord of the Rings'e kısa boyları. Tabii ki hobiler. Buna teyisi de yok, daha da kısalar. Ya hobilerde şey bir şey var. Bir şey hani üretmiyorsun. Evet. Hobilerde şöyle bir şey var. Hani kar amaçlı, maddi kar amaçlı bir şey üretmiyorsun. Hı. Hani hobi olarak yaptığın işten ne kadar şey para kazanabilirsin ki? Ama hani normal... Zaten para kazanmamak o işe hobi yapıyor. Evet, evet. Yani hani manevi aynen, tatmin aynen, aldığın aynen. şey. Bu manevi tatmin peşindesin ve hani bir şeyler üretiyorsun. Hani ya, illa bu hani materyalist bir şey de üretmen gerekmiyor. Bu masaüstü oyun oynayan insanlar. Bu bir hobidir. Başka insanlar eğlencesini üretiyor, zaman üretiyor diye düşünüyorum ben. Hani pastime üretiyor. İşte buradan şeye geçiyoruz yani. Temel şeylerimizden biri objektivizmle mesela üretken olmak. İnsan üretken hayvandır diyoruz. Ama bir yandan da gene temel noktalardan biri mutluluğu kovalamak. Mutluluk ve kendi mutluluğun. Yani bencillik de oradan aslında temel deniyor yani. Biz niye benciliz? Kendi refahımız için benciliz. Toplum için çalışmıyoruz ya da daha altruist değerler üzerinden çalışmıyoruz. Hobiler de böyle bence. Yani hayatını sadece hobilerden oluşturmuyorsa bir insan, yok. Şeyle üretkenlikle dengeliyorsa gayet saygı duyulabilir ve şey. Evet. Gayet saygı duyulur ve hangi fiili kullanıyorsunuz siz? Yorumlara yazın. Burada bekle. Dın 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 dın. Şey böyle beni buffering logosu koy hatta. Dur bakayım. Gayet saygı duyulabilir ve anlayışı karşılanabilir. Hayır zaten insanın öyle olması gerekiyor. Bizim saygı duymamıza gerek yok. Ya objektivist. Ha bunu da koydun yani. Üretkenlikle şeyi dengelemesi gerekiyor. Yorum geldi o sırada. Ha. Abi siz unuttunuz mu objektivizm de böyleydi zaten diye. Senin hobin ne var mesela? Az önce şey düşünüyorum. Demiştin ya hani kendini hobi, sırf hobileri olan bir insan. Onun... sadece hobiler olan değil, onun için üretkenlik de yapan insan demiştin ya, galiba o benim diye düşündüm sen söylerken bu arada, senin de hobin var deyince. Çünkü bildiğin hobim olan her şeyi, hobim olan her şeyi işe döktüm biraz. Bu iyi bir şey değil ama bence. Emin değilim. Çünkü mesela yemek yap... Ben eminim. Tamam o zaman sen karar veriyorsun be. Ya mesela ben yemek yapmayı çok severim. Böyle farklı mutfakları denemeyi, hiç hayatımda yemediğim yemekleri internetten araştırıp "Aa bu nasıl bir şeymiş?" falan deyip böyle bin bir farklı tarifini görüp "Bu böyle bir şey olması gerekiyor herhalde." deyip bulabildiğim ürünlerle o yemeği yapmaya çalışıyorum. Genelde güzel bir şeyler çıkıyor genelde. Çok fazla arkadaşım var, yememi yiyen çok fazla arkadaşım şey dedi, yememi yiyenler yorum yazsın. Şey dedi, aa niye aşçı olmuyorsun, aa işte çok güzel yemek yapıyorsun, aşçı ol falan diyor. Ben kesinlikle hayır dedim. Ben buna katılmıyorum böyle. Her böyle benim konuşmamda şey değil mi böyle, acaba Orçun katıldı mı? Yorumlarda belirttim ben katıldım mı buna. Çok fazla arkadaşım bana şey dedi, ya işte niye aşçı olmuyorsun, niye işte bunu profesyonel olarak yapmıyorsun, bundan para kazanmıyorsun. Ya hayır dedim, çünkü ben sevmediğim bir insana yemek yapmayı sevmem. Ben o yemeği sadece kendi mutluluğum için yapıyorum ya da böyle hani şey. İşte sevdiğim bir arkadaşımın doğum günü, giderim ona pasta yaparım, ona bir yemek dakika, yaparım. Bir dakika, sen yemeği bencilce mi yapıyorsun? Evet. Takdir et. Teşekkür ederim. Ben hatta bak bunu çoğu insan yapmıyor. Ben buradan böyle herkes, yemek yapan abile, ev hanımı falan ne varsa herkese seslenmek istiyorum falan. Kendi başına bak bunu sen yapıyorsun biliyorum 80 ben. 80 milyon Yiğit'i dinleyin bakın. Keşke yapar. Bence bu öz saygı, bu anlatacağım şey bence bir öz saygı göstergesidir diye görüyorum biraz. Kendin yemek yapıyorum, tek başınasın. Kimse görmeyecek o yemeği. O tabağa şekil vermek, güzel bir sunum yapmak. Ben bunu biraz öz saygı şey yapıyorum. Çünkü hani ben bunu yiyeceğim ve o yemeğin bana çekici gelmesi lazım. Bilmiyorum sen bunu yapıyor musun da. Ya senin kadar özen göstermediğim kesindir. Ben de yemek yapıyorum ama tek başıma beni yemek yaparken eğlendiren tabii ki kendin içinde bir tatmin yaratıyorsun o lezzetle, o prosesle falan. Ama biraz da hani altruistik olabilir ama ben de sevdiğim birine yemek yapıp da ondan aldığım feedbackle mutlu oluyorum. Yani onların mutlu evet, olması evet, bende de var, doğru. Çünkü böyle yemek yaptığımda ilk yani sundum önüne tamam, aha ne güzel duruyor ve hani böyle izliyorum hani acaba ne diyecek, hani beğenecek mi beğenmeyecek mi diye.
Biz mesela birçok kez senin yemeklerini beğenmedik, hatırlarsın. Çok hayır, hatırlamıyorum, biliyorum bir şey. %90 falan sanırım. Ben güzel yemek yapıyorum. Ya öyle... Yiğit güzel yemek yapıyor. Ama senin arkadaşların zaten kanalı sürekli şey yapıyorlar, trollüyorlar. Bu soruya hemen evet diye, evet harika, kolumuzu bile yiyoruz falan diye cevap verecekler. Kolumu ye. Yok, tam tersi. Benim arkadaşlarım olduğu için büyük ihtimalle şey yapacaklar. Hayır, herif çok kötü yemek yapıyor diyecekler senin gibi. Peki başka üretkenlikler, başka hobiler? Senin ne hobin var mesela? Çilingirlik. Aa evet, bunu, biz bunu yeni başladık aslında Orçun'la. Yeni ortak hobimiz. Evet. Ya aslında birlikte yapmıyoruz da aynı anda başladık. Tabii ben bir tık daha ilerideyim Yiğit'ten. Bir saat, iki saat falan böyle. Aynen, bir saat daha ileride olduğum için. Şey böyle, İngiltere'de yapıyor çünkü şeyi. Bir usta-çırak ilişkisi oluştu aramızda. Hatta senpai-kohai ilişkisi oluştu. Güzel bir hobi. Mesela onda hiçbir faydası yok. Ben onu kesinlikle şey için, hırsız ya, değilsen... bir gün lazım olur da kapı açarım, çilingire 100 lira vermem diye yapmam. Ama eğlenceli. Ya da hırsızlık için kullanırsan. Orada bahsetmeyeyim ondan da. Buraya kesinlik. Zor duruma düşersek belki lazım olur, bilmiyorsun. Ben internet mağazalarının çoğunda şey var. Çilingir setleri var böyle saydam asma kilitle. Asma kilitin nasıl çalıştığını anlıyorsun. İçinde böyle güzel bir çilingir seti var böyle her türlü şey için. İşte, tension rack, Türkçe'de ne bilmiyorum. Vesaire böyle aletlerin falan oldu. Alın, eğlenceli bir şey eğer meraklıysanız. Ya da YouTube'da bizim fanatik gibi takip ettiğimiz Lockpicking Lawyer diye bir abimiz var. Takip edin, güzeldir. Ha, yani işte dediğimiz gibi hobilerin ne olmasından da ne olduğundan daha önemli. O hobileri hobi olarak tutmak bence elzem. Sen mesela biraz daha işimle karıştırıyorum diyorsun. Ha şey, sen bir yandan da fayda yaratmasına sebep oluyorsun. Ama benim için mesela hobilerin değerini düşür işe dönüştürmek. İşte benim yemeğe, yemek yapmayı seviyorum şey etmek... mesela, ama profesyonel fotoğrafçılık yapsam derim yani bir noktada. Çünkü şeyi fark edeceksin, şimdi parayı kendi kendine üretmiyorsun. Tamam mı? Karşındakinin fotoğrafçılıkta da, şeyde de işte ben yemeği profesyonel olarak yapsam da karşı tarafı memnun etme çabası var ya, ikisinde de, çünkü örneğin en altta parayı ondan alacaksın. Takas yapacağın insanlar tarafından şekillenecek evet, yapacağın evet. İşler bu sefer. Şimdi bize şey yani yaptığımız iş, oha papağan var. Abi nasıl görecekler oradan? İyice yok, ses duydunuz dedim ben de işte. Cak 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 bağırıyor. Belki sen çıkardın o sesi. Cak 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 cak. Gördün mü sen papağanı? Gördüm, buralarda varlar ama Ankara'da papağan var bu arada. Ankaralı olmayanlar için. Honolulu'ya hoş geldin. Gerçekten çok dikkatin dağılıyor Yiğit. Ama yani. Evet, ama yapacağım. Hiç üretken bir insan değilsin yani. Affedersin. Bak kaç dakika, 10 dakikalık videoyu 3,5 saattir çekiyoruz bu arada. Yiğit biraz sincap falan kovaladı burada. Sincap öbür falan. Köpeklere dalaştı falan. Şu ağacı işledim falan. Ne güzel rengi. Değil mi? İşte abi ne çok, ne çok dikkatin bizim, dağılıyor. Bizim rektörlükteki şeylerden, papağanlardan. Oradan buraya mı göçtü diyorsun? Peki üretkenlik falan konuştuk. Dilenciler hakkında ne düşünüyorsun? Öresinde var. Ya objektifsiz, onu tahmin ediyorlardır da. Biraz daha açarsak. Niye ölsünler mesela? Ya ölsünler şaka da. Hayır. Umursamıyorum. Düşünmüyorum hakkında. Şey, herhangi bir şey düşünmüyorum dilenciler hakkında. Hani bana dua satıyor. Ben bilir amin diyerekten aynı kazancı elde ediyorum. Ben gıcık kapıyorum abi. Mendil satanlar farklı. Şey de öyle, sokak müzisyenleri de öyle. Sokak müzisyenleri ben hayran kalıyorum abi, güzel çalıyor sözler. Kamusal alanda yapmadıkları yani, benim kaçamayacağım bir alanda yapmadıkları sözler. Evet. Metro müzisyenleri kadar iğrenç bir şey yok mesela. Niye? Metro ne kadar bir alan? Ben ne yok. Kadar kübik metredir sence bir vagon yani? Ben mesela şu anda... Ben şey sanırım, duraklarda şimdi şey, mülkçe belediye şey koydu ya, böyle müzik standları koydu ya. Yok, vagonlardakilerden bahsediyorum. Evet. İzleyiciler arasında varsa intihar etsin lütfen. Ya, ben gerçekten her denk geldiğimizde, hatta bir kere Özgür'le denk geldik öyle. Ben rahatsız oluyorum dedim, şey yapmadım. Ben onu gördüm çok fazla. Ona benzer çok fazla insan gördüm. Ya onu yapmaya gayret ediyorum. Eğer çok kötü bir modda değilsem, o konuda bile angaje olacak bir modda değilsem. Çünkü ben zaten kulaklıkla hep son ses müzik dinliyorum. Orada bir son ses müzik dinlerken bile penetre ediyor şey müzik seni. Ve kaçabileceğim bir yer değil. Ben nereye gideyim oradan? Bana şey sunuldu. İlk gitmen de anlamsız.
şey okuyayım böyle sokakta çalanlara ya da böyle o bahsettiğim metronun içerisinde yapılan yeni şeyler var işte. Ne durağı? Müzik durağı mı ne öyle bir şey diyorlar böyle. Ufak bir alan veriyor buna Büyükşehir Belediyesi. Al burada çal işte keyfince diyor. Teşekkür ederim. Ya abi ben de öyle şeyler okuyayım ben. Ama şeyi insanlar karıştırıyorlar. Aa sanat diyor şeyde görünce metro diyor. Hayır abi sanat değil zaten boktan şarkılar söylüyorlar ya bir şeyleri kötü bir şekilde cover ediyorlar falan. Ondan sonra bir de o amcalar teyzeler para verip bu şeyin sürmesine devam ediyor. Destek var. Heh bir de burada şöyle bir ilginçlik var. Vagon başına bir vagon mesela 100 kişi alıyorsa 2 kişi para verse ve 20'şer lira verse. Ve kalan 98 kişi bundan rahatsız olsa. Hmm. Bunlar bunu yapmaya devam edecekler. Çünkü basit dönüt var. Basit bir dönüt var. Yaptıklarına değiyor. Bir de şey çok az var. Yani rahatsız olduğu surat ifadesinden belli olup da ses çıkaran insan çok az var mesela. Tabii canım. Yani dediğim gibi ben hani elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum ama bazen ben de şey yapmıyorum. Ya bunlarla mı uğraşacağım diye. Ya da duymuyorum başlamış oluyorlar o sırada falan. Ya olabilecek en rezil işlerden biri. Ama yine de dilenciler kadar kötü gelmiyor bana. Bence dilencilerden daha kötü. Hmm, ama şimdi düşününce şey yapamıyorsun değil mi? Kaçamıyorsun ve seni etkiliyor. Dilenci diyorsun dilenci geçiyor. Sadece yapıyor, elini uzatıyor şöyle. Kafanı çevirip geçiyorsun. Doğru. Bu gürültü yaparak seni spesifik olarak rahatsız ediyor. Biraz daha kötüsünü gördüm ben. Şey dilenmiyor da çorap mı ne satıyor? Tamam mı? Böyle koşup ayağına giydiriyor çorabı. Artık aldın diyor onlar. Metroda son bir iki aydır görüyorum ben bunu. Sarışın bir tane kadın var. Her sene Akköprü metrosunda biniyor. Tamam mı? Şey işte yanında bir tane bebek bir poşette çorap. Diyor ki işte, bebeğim hasta çorap al. Hı. Benim şu hasta falan diyor. Bir de yanında dosya falan gezdiriyor. Sanki ben doktor mu kanıtlayacağım. O dosyalıyı biliyorum sanırım. Artık kocasıyla geziyor galiba. Eğlendi mi? İyi bari. Eğlendi aynen. Ya şey geliyor bana hani beni niye rahatsız? Bir de anons yapıyor bağıra bağıra. Sonra kapı şey sanere geziyor böyle. Müzisyenler daha kötü. Hayır bak bunda şey var. Çocuğu için içine sokuyorsun. Çocuğu işe karıştırır mı bu işe karıştırır mı? Sokuyor da benim çocuğum değil. Yani çok daha az maruz kalıyorsun. Madem açık havadayız, farklı farklı konulara mesela hobilerden şeye atladık, dilencilere atladık üretkenlik falan. Will Smith'in olayına ne diyorsun? Tam bir salaklık. Ha peki sence fake mi? Dürüst olayım, ilk başta fake olduğunu izledim böyle hani bayağı fake diye düşündüm ama yalan değil böyle. Will Smith'in vurarkenki böyle formu var ya böyle şöyle vuruyor tamam mı böyle. Böyle adımını falan tam atıyor böyle hani şey bir de pimp tokadan tam atıyor. Evet doğru. Fark ettim mi? Pimp şimdi tokadan bak, atıyor. Bayağı beach slap yapıyor Chris Rock'a ama formu ya kesinlikle kontak oluyor. Şey olduğunu sanmıyorum. Hani böyle önceden anlaşmalı bir şey olduğunu sanmıyorum. Özellikle sonra küfüründen dolayı hani Will Smith'in. Belki şöyle bir aradalık olabilir. Will Smith için şov olabilir. Chris Rock'ın haberi olmayabilir. Ya gerçekten sinirlendiğini düşünmüyorum ben. Yok. Bu en sen son sinirlendiğini mi düşünüyorsun? Şimdi şöyle bak. Tamam Will Smith aktör. İyi güzel. Bu en son böyle şey diye bağırıyor işte karımın ağzını karımın adını ağzına alma falan diye bağırıyor ya en son. O bayağı saf öfkeydi. O sahneyi izledim bilmiyorum. Saf öfkeydi. Hani ne kadar iyi oyuncu olsa ya o kadar iyi bir oyuncu değil zaten Will Smith. Değil aynen. Hani o öyle rol yapacak bir şey diyor. Titreme falan titreme falan böyle. Hani sanmıyorum şey olduğunu onun. Sahte olduğunu. Ki hani sonrasında böyle hani şey Oscar komitesinin işte şey etmesi bu konuda araştırma yapacağız falan diye. Nesini araştıracaklar onu da bilmiyorum ki yani. Komisyon kurupla. Ha baya araştırma üzerine araştıracaktır falan diye. Nesini araştıracak? Adamın biri espri yaptı diye onu tokatladı. Bundan daha ifade özgürlüğüne karşı çıkan bir şey var mı ya? Ne kadar iğrenç bir şey. Üstelik ben senin hakkında espri yapsa sen beni tokatladın ne kadar hoş bir şey. Ne kadar hoş yap bir şey. Yap mesela espri. Yapmayacağım tokatlarsın. Lütfen bir espri yap. Kel bir arkadaşın dışında da benden başka kimse görmüyorum. G.I. Jane 2 esprisi yapayım diye. Gördüğünüz gibi tokatlamadım. Evet, teşekkür ederim. Yani normal davranışın bu olması gerekiyor tabii ki. Seni alkolik için de. Seni alkolik pis. Biraz daha içtikten sonra tokatlayabilirim ama. İnsan beli mi? Abart abart ondan sonra buraları koymayalım videoya annem izliyor diyeceksin. Yiğit'in annesi videoları izlesin mi? Lütfen şeyde yorumlarda. Çok da sana attım bu fotoğrafı hatırlamıyorum. Böyle annem dikiş dikiş şey böyle örgü örerek böyle bir video izliyordu. Yok atma onu. Annem bunu yapma. Bir dakika kapağımız olsun. Annem kapak yapmak istemiyorum ben. Hani ifade özgürlüğüydü?
İstemiyorum İfade dedim. İfade özgürlüğü benim istediğim her şeyin olması değil mi? Hayda. Değil. Hani bir tabir var ya, göze göz, dişe diş diye. Aslında ifade özgürlüğü biraz bunu anlatıyor. Hani söze söz, şiddete şiddet. Söze şiddet değil. Ayırmayacaksın ikisini. Onun nereden geldiğini biliyor musun o tabiri? Göze göz, dişe diş mi? Tabii Kamasutra'da ama. İnşallah değildir. Evet, yeterince cıvıttığımıza göre kapat istersen artık. Beğenmeyi ve yorum yayınlamayacaksınız değil mi? Ha? Yayınlayacağız. Yayınlayacağız. Türk kanalı kapatmanın vakti geldi. Sen öbürlerini izlemedin mi? Onların da böyle içeriği. Ha. Yiğit, yani cozutmaya başladık. Çok içtik açık galiba. Hava çarptı herhalde. İlla alkole getiriyorsun sen benim de konu. Tamam, sevmiyorsun da. İstersen yavaştan kapat. Kapatayım. İzlediğiniz için teşekkürler. Sevmeyenler Parkı'ndaki bu videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Bye. Bye.